İyi tamam. Hadi eyvallah. Sağ olun, beyin selam var. Sağ olsun. Cemre. Ne oldu yavrum yine? Su getireyim, ister misin? Niye gittim oraya sanki? Şimdi boşanacak mıyım, boşanmayacak mıyım? Tek düşüneceğim bu olacaktı. Ben söylediydim demeyeceğim ama... Yani çok dikkatli olmak gerekiyordu ya. Her bakımdan yani. Belliydi ama Barış'ın birimizin elinde kalacağı. Kuzey Allah korudu ama al kabak senin başına patladı. Anne ben bir şey yapmadım. Ay Cemre ben öyle kötü şans olarak söylüyorum canım. Ben de biliyorum senin bir şey yapmadığını. Bunun ne işi var burada? Duyan geliyor, duyan geliyor. Ne yapacaksın? Benim yanıma sokmayın sakın o kızı. Tamam hallederim. Ben de gideyim bir. Merak etmişlerdir onlar da. Burada bile neyin peşinde ya? Ay Hüseyin Bey, benim uykum o kadar hafiftir ki yani. Kulağımda tıkaçlar vardı işte, sonra bunu bu aramış. Barış mı? Evet. Ama artık yani ne dediyse nasıl kızdırmış belli ki bunu. Ondan sonra bu da ucu öyle. Buraya gelmeden Şerif komiserle görüştüm. Yani ne dediyse. Cemre o evde başka biri olduğunu söylemiş galiba. Evet. Ama sonra öyle biri olmadığı ortaya çıkmış değil mi? Öyle bir şey var. Ben galiba kim olduğunu biliyorum. Kimmiş? Venüs olabilir. Ne? Venüs mü? Geçmiş olsun Cemre, gerçekten çok üzüldüm. Zeynep lütfen çıkar mısın? Yalnız kalmak istiyorum. Dur dur bir dinle. Bak Zeynep ne diyor? Barış'ın yanındaki kişi şey olabilirmiş, Venüs. Onları canım partisinde öpüşürken gördüm. Ne? Barış'la hala birlikteler. Dün ben Burak'lıyken Venüs aradı. Çok sarhoştu. O da itiraf etti zaten. Sonra Burak da bunu bıraktı gitti. Yani sonra sinirle Barış'ın evine gitmiş olabilir. Yani evde saklanan kişi Venüs olabilir. Niye olmasın ki? Bence kesin. Şimdi bu anlattıklarını gidiyorsun polise de anlatıyorsun, tamam mı? Tabii hemen. Madem böyle bir şey biliyordun, yani öpüştüklerini. Niye bana daha önce söylemedin? Ben... Barış'tan kurtulmak için en ufak bir umut ışığı aradığımı biliyordum. O zaman niye daha önce söylemedin Zeynep? Ben karışmak istemedim. Yani sizin aranızda kalmak istemedim. Cemre, Cemre. Anne korkma tamam mı? Bizi adliyeye götüreceklermiş. Oradan mahkemeye çıkartacaklarmış tamam mı? Korkma. Komiserim doğru söylüyor Cemre. Yani evde birisi daha vardı, başka birisi daha vardı. Yani Venüs Tezerel, Venüs Tezerel de vardı. Ben şey yaptım yani, telefonu daha deminden beri arıyorum ama telefonlar benim cevap vermiyor. Belli yani bir şeylerden kaçıyor. Yani onun mutlaka sorgulanması gerekiyor komiserim. Söyledim kardeş. Biz sadece Cemre Hanım'ın ifadesini aldık. Savcılık yapacak soruşturmayı. Gerekirse o şahsında ifadesine başvurur. Ya ama tamam. Yani iş işten geçerse ne olacak peki? Çünkü belli bir şeyler var. İş işten geçerse ne olacak komiserim? Ben durumu takip edeceğim. Ya biz... Merak etme. Hadi götürün. Ya bana bak Cemre, ben onu bulacağım. Ben onu bulacağım, sen hiç merak etme. Gerekirse saçlarından tutup getireceğim ben savcıda. Sen merak etme, tamam mı? Ben senin yanındayım. Sen yeter ki rahat ol. Sen yeter ki rahat ol, ben senin yanında... Sen gelme. Dışarısı gazeteci dolu. Ya bana ne gazetecilerden bak. Mantıklı ol. Çıkan onca haberden sonra buradan birlikte çıkarsanız Cemre'nin aleyhine olur.
çekmeyin kardeşim. Neyi çekiyorsunuz Allah aşkına? İndir şunu. Şeref. Kuzey, ne olursun bak gözünü seveyim. Cemre'ye zarar diyor beyefendi. Her şey anlaşılacak Cemile, korkma. Serbest bırakacaklar seni, duydun mu? Cemre. Komiser, Cemile'yi yalnız bırakma. Cemre'yi yalnız bırakma dedim tamam, sana. Tamam, ilgileneceğim ben, tamam. Tamam. Bak yakında suçsuz olduğunu ispatlanacak. Dışarı çıkacaksa sen merak etme, korkma tamam mı? Ben senin yanındayım. Arkadaşlar müsaade eder misiniz? Cemre Hanım, neden boş bile kavga ettiniz? Cemre Hanım, eşinizi neden öldürmek istediniz? Cemre Hanım, olaylar nasıl oldu anlatır mısınız? Cemre Hanım, gazetede çıkan haberler yüzünden bir tartıştınız. Cemre Hanım, Barış Bey'i darp ettiniz, doğru mu? Müsaade edin. Cemre Hanım, açıklama bekliyoruz. Cemre Hanım, bir açıklama yapın lütfen. Bir bilgi verir misiniz bize lütfen? Cemre Hanım, lütfen. Cemre Hanım, neden boş bile kavga ettiniz? Ay ama memur bey, yalnız bırakamam ben kızımı. Bu araçta olmaz. Ama ben gidemez o tek başına şimdi. Oğlum çıkarmayın. Ay lütfen rica ediyorum. Ben de bileyim. Gülten Hanım. Gülten Hanım. Gülten Hanım. Bir tane tut tutarız. Gel. Gülten Hanım. Hadi hadi binin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.